Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgen Allah Teala'ya hamdü senalar bolsun. Ramazan ayı keçelerini bedar otkazmakını bizlerge sünnet kılgen Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlar bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen ve in şi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Azizler, büyük mübarek Ramazan ayıda tutuyorken rozalarımızı Allah özü dergahında kabul eylesin. Keçeleri bir dar bolu bıtkazıyorken hatm-ı Kur'anlarımızı hem kabul eylesin. Şunindek bu uluğ ayını berekatıdan umudvar bolu bıtkazıyorken marifi sohbetlerimiz ne hem Allah özü berekatli kılsın, faydalı kılsın. Köp var tekrarlar ta'kidlaganimiz kabi mu'min musulmon inson hayotida ilm ma'rifat juda yuqori darajadagi o'rin tutadi. Ilm ma'rifatsiz hech narsa bo'lmaydi. Alloh taoloni tanish ham, Allohning ibodatini qilish ham, tirikchilik o'tkazish ham, turli aloqalarni o'rnatish ham, boringki hayotimizni har bir sohasida her bir kıladığın işimizde ilim gerek, marifet gerek. Ana o şey ilimsizlik, marifetsizlik, şeriat talimatlarından bir haberlik, ularga amal kılmaslık akıbeti de türlü muammalar, nahşlikler, kongulsizlikler, musibetler gelip çıkadı. Bugünkü sohbetimizde Allah Subhanahu ve Taala'nın özüden yardım soragan halimizde hozirgi paytda xalqni ichida ko'payib qolgan ana o'shandek ma'rifatsizlik tufayli yuzaga chiqqan muammolardan biri to'g'risida so'z yuritamiz. Mani qabulimga turli tuman odamlar kelishadi. Kimlardir duo umidida, kimlardir tashakkur umidida, kimlardir yana boshqa ma'noda ko'plar savol so'raydi. Ko'plar shikoyatlar qiladi. Ana shu shikoyat va savollarning ichida omadsizlikdan shikoyat qilayotganlar ko'p. Ishim yurishmay qoldi, qarzga kirib qoldim. Bir necha ishni almashtirsam ham hech bola-chaqamni boqishga imkon topolmayapman. Boshqalarga aytsam, senga ilm amal qilib qo'ygan baxshiga bor deyapti, undoq qilyapti, bundoq qilyapti degan shikoyat nihoyatda ko'p. Shikoyatchilarni shikoyatini eshitgandan keyin o'zlariga savol berib, o'zini tutishini so'rab surishtirsangiz, ayni shu ma'rifatsizlik, jaholat, kasb nima ekanligini bilmaslik, turmushni o'tkazish bo'yicha shariat ta'limotlaridan bexabarlik va shunga o'xshagan nuqsonlar kelib chiqadi. Ana mana shu hozirgi boshlagan mavzuimizni borib taqaladigan joyi kasb, rizq. Rizq masalasi va rizqni kasb qilish masalasiga borib taqaladi. Ana o'sha mavzu bo'yicha dinimizni ta'limotlarini bilganlar ixlos bilan Allohni o'zidan so'rab harakat qilganlarga ko'plariga Alloh taolo o'sha rizq ro'zini keng qilib qo'ygan, turmushini barakotli qilib qo'ygan. Bu borada ma'rifatsiz, shariatga amal qilmay, turli ko'chalarga o'zini urganlar yuqorida o'zlarining shikoyatlari kabi qarzga botib, oilasida noxushlik, oila a'zolarini boqolmaydi, nafaqasini bera olmaydi,
bir yoqdan qarz, bir yoqdan nafaqa, yana boshqa mushkulotlarga o'ralashib qolgan bo'ladi. Ana o'shalarni demak, shariatimiz asosida biz tahlil qilib, o'rganib, shunga astoydan amal qilishga o'tishimiz kerak. Rizq masalasiga kelganda, bizning aqidamizda rizqni Alloh taolo yaratadi, xalq qiladi. Butun mavjudotni rizqini Alloh taolo yaratadi. O'zi yaratgan narsalarini gultoji, o'zining yer yuzidagi o'rinbosari inson zotini rizqini ham Alloh taolo yaratadi. Toshni tagida ko'zga ko'rinmay o'rmalab ketayotgan qumursqa, qumursqa degani chumolini kichkinasi. O'shining rizqini ham Alloh yaratadi. Ikkovining orasidagi nima bo'lsa hammasini rizqini Alloh yaratgan. Demak, inson o'zimni rizqimni o'zim yarataman desa u yolg'onchi bo'ladi. Allohga sheriklikni da'vo qilayotgan bo'ladi. Rizqni Alloh yaratadi. Har bir mu'min musulmon inson shunga sobit aqidada bo'lishi kerak. Mustahkam turishi kerak. Bandani rizqqa tegishli joyi nima? O'sha Alloh yaratib qo'ygan rizqdan kasb qilishni, ya'niki o'ziga atalganini terib olish uchun harakat qilishni kasb deyiladi. Rizqni Allohga bog'liqlik joyi rizq, uni Alloh xalq qiladi. Bandaga tegishli joyi o'sha Alloh yaratib qo'ygan rizqdan o'ziga atalganini terib olish uchun qilgan insonning harakatini kasb deyiladi. Ana. Demak, siz bilan bizni bugungi hungi hayotimizda tanovul qilayotgan nonimiz ham rizq, ichayotgan suvimiz, choyimiz ham rizq. Shirin shakar turli ovqatlar ham rizq va boshqa kiyim kechagimiz ham rizq va hayotimizga ketadigan har bir narsamiz rizq. Buni Alloh yaratib qo'ygan. Siz bilan bizga rizqingni terib ol deb buyruq qilib qo'ygan. Halol rizq talab qilish har bir mu'min musulmonga farzdir. Farz. Halol rizq talab qilish mu'min musulmon uchun farzdir. Hadislarda farzun ba'dal furuz degan, farzlardan keyingi farzdir. Ulamolar bu gapni tahlil qilib aytishadiki, mana shu 5 farz bor u. Iymon, namoz, roza, zakot, hajdan keyingi farz mana shu rizq talab qilish deyiladi. Yana aytishadiki, farzlardan keyin farz deganini yana bir ta'vili bu tugamaydigan farz. Bugungi rizqni talab qilishing farzmidi? Bir uxlab tursang yana talab qilishing kerak, yana farz bo'laveradi. Umrni oxirigacha to'xtamasdan farz bo'laveradi. Mana shu aqida mu'min musulmonlarning har birida sobit bo'lishi kerak. Yana qaytarib, ta'kidlab aytamiz, halol rizq nima qilib bo'lsa ham emas. Halol rizq talab qilish mu'min musulmon uchun farzdir. Buni qilmasa gunohkor bo'ladi. Farzni tark qilgan banda sifatida Allohning huzurida osiy bo'ladi. Ana endi o'sha talab qilish yo'lini ham shariat ko'rsatib bergan. Birinchidan halol halol bo'lsin desa, ikkinchidan demak o'sha halol narsani topish harakating ham shariat ko'rsatmasiga muvofiq bo'lsin. Ishing ham shariat ko'rsatmasiga muvofiq bo'lsin. Ana endi o'sha kasbkor degan ma'nosi shu. Odamlar rizq topish uchun qandaydir kasbni, hunarni o'rganishlari kerak bo'ladi. Inson insoniy jamiyatda yashaydi. Shu hayotda o'ziga o'xshagan boshqa insonlar bilan muomalada bo'ladi. Bularning muomalasining ko'pi mana shu rizq kasb qilishga bog'liq bo'ladi. Men inson jamiyatining bitta a'zosiman. Uy qurmoqchiman. O'zim qurishni bilmayman. Demak, ustaga
ehtiyacım düşer. Onga varıp, menge şöyle bir uyku veriler, uyku mahçemen, şartname tüzeylik deyemen. Demek, özüm yaşayarken cemiyetteki başka bir insanga ihtiyacım düşüyordu. Üsteler, şundan kesip kılıp rızık tapıp yiydi. Bob dediydi, ben ne dedi, size kuruluşunuzu kıveremem, bugünkü nark boyunca bunca bulunca bunca buladı deyip şartname tüzeldi. Avukatı sizden, ya ki bizden, müddeti bunca, sıfatı bunca deyip hepsi gelişilerdi. Hüttü şu esnada, menge bırak gelip, falan işim barı da kıberindiği işi olsa, benim özümü, kesbimge muvaffak işi olsa, şunu kıberişke utama. Demek insanlar o zara, birbirleri bilen, kesbini işke salıp, muamelede bulup, rızk tapa diyen, bırak onu rızkıge sebep diyen buladı. Bana şu muamele güzel buluş gerek, çırali buluş gerek. Ana şu işlerden bittesi, özü bilmeden işini bilemen demezlik gerek. Yakşı organıp, mutakassis bulup, ustazlarından ot kazıp, ustazları balam indi, sana bana şu kesbini egelledin. Biz de organdın, neçe yıl şakırt bulup yürüdün, ya ki okudun, bana kolunge şehadetin, bana dua senge barıp indi, özün şu kesbini kıla uğur, yetişip kaldın. Bala çakayını baka uğur dese, ana ışından keyin kısın. Özü bilmegenler saniye, ben babla varaman, kayıllata varaman deyip, aldab adamlarının pulunu alışkı urunmasın. Hazır köpçülük şunaka. Bir işçi kıdırıp barılsa, birinci. Hazır en asanı, ben şu köçeki Madikar Bazar'a barılardı. Kim su ahçılsa, hemen ben deydi. Bobtu yur kanı dese, andavayız var mı deydi. Özünün andavası yok. Üstemez. Lekin elde bir onu barıp, çelabülü işini kılıp, pulunu ap kaçmaz. Başkaları yem şu. Bana şu şehirde katta katta binalarını mankı veremen, ben şunu oku çıkamayan da buzup koyarlar var. Mange özü şahsen kelli ait de şu muhasesanın ilgeleri. Bilmek biz bu, o şuna kadar bilimsiz adam eken, en cennersemiz israf buldu. Kur'an-ı Kerim'de özün bilmegen nesini bilemen demekin degen. Mumun adam ona kıkmaydı, el demeydi. Hani o şuna kılıp hali ki işim yürüyüşüm etkilerinin kopu şu. Bilmegen nesini bilemen de bargan bura o nesini bozup koyup utola beresen deyip de kaçıp yürgen buladı. Hani marifetsizliğinin bitti korunuşu. Başlığa düşken musibete. Endi bildi, yaxshi, mutaxassis. Haqiqatdan o'qigan, o'rgangan, shahodati bor, ustozga shogird tushgan, ustozi bo'ldi deb duo qilib bergan. Bo'ldi, yaxshi. Lekin o'sha ishni borib boshlaganda zarracha xiyonat qilmasin. Kasbiga xiyonat qilmasin, ish beruvchining haqqiga xiyonat qilmasin. Chin dildan har bir ishni yetuk me'yoriga yetkazib Risoladagi qilib ado etishni o'zini muqaddas burchi deb bilsin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilar: "Inna Alloha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Qachon sizlardan biringiz bir ishni qiladigan bo'lsa, Alloh taolo o'sha ishni oxiriga yetkazib go'zal qilishini yaxshi ko'radi deydi. Chala bula qilmasin. Bitirmasdan qochib ketmasin. O'sha qochib ketdimi? O'sha bitta odamni ishini buzganligi yetadi. Hammaga aytadi haligi odam. Palonchini qilsam, manaqa tashab ketdi, sizlar ehtiyot bo'linglaring, unga ish berib qo'ymalaring deydi. Keyin ishim yurishmayapti, omadim kelmayapti deb yuraveradi. O'zi bu yerdan rasvo qilib qo'ygani o'ylamaydi. Ixlos bilan qilsin. O'sha shartnomaga muvofiq qilsin. Hozir Allohu a'lam Alloh o'zi biladi, lekin 70% ustaman deganlar hammasi aldamchi. Aytgan kuni kelmaydi, kesa kech keladi, erta ketadi, ishni yaxshi deb qilmaydi, ish bo'lmasdan oldin pul so'raydi, hammasi shunaqa. Shularning ichida o'sha 30%, 40% ustalar bor, haqiqiy ustalik o'zini faxri deb biladi ular.
guruhları var, şagirdleri var, ustazları var. Hemma narsanı kayılletip asbab-ı uskunasını 100% çıralı kıp koygen. Gelip şartnamanı tüzedi, etken saati de keledi, işini başlaydı, etken saati de bitiredi, hakkını alıp getirdi. Yine başka kıbarı işleydi. Bana o natavan yürüdü. Takasaltan boğulup işim bitmeydi. Üyüne egesi hıcalat. Polan günü bitirip veremen degen iki beraber vakti otip eti yaptı. O iş bitmeydi. Sipati çatal. Ondan keyin onu yine kim iş veredi? Hani almasızlığını özüge özü çarlavalı yaptı. Özüge özü çarlavalı yaptı. Ana şu cereyanda yine kasbkor qilaman degan inson o'sha qiladigan kasbini o'ziga yuqishini ham o'rgansin. Hozir pul topaman, boy bo'laman degan hammasi biznesman bo'laman deb uradi. Ishim chatoq bo'ldi, mana uncha qarzga kirib qoldim, umrim bo'yicha ham uzalmasam kerak. Bola chaqam boqolmayapman, u bo'ldi, bu bo'ldi deganlarni ha yaxshi. Otangizning kasbi nima edi? Ha, otam balanın işini kılar idi. Sizge hem örgütken mi de? Ha, örgütken de. Ne bala siz biznesmen bulamam dediğiniz mi deseyiz? Ha, deydi. O burada karab otursa, savda ticaret kılardığında adamların işi yürüyüş yaptı. Buradan eşitti, palancı, palan yerine barıp, bana onça tahta apke genekken, bir vagon, üstüge onça koyup satkenekken, bir ayda 10 bin dolar payda korupti dese, bana hut için akısam 10 bin korumanıken dedi, kitedi. Taxta qayerda uni bilmaydi. Olib kelish yo'lini bilmaydi. Bozorda sotishni bilmaydi. Ishi rasvo bo'ladi, qarzga olgan puli ham yo'q bo'ladi, taxta ham yo'q, foyda ham yo'q, haligi qarzga olingan pul ham yo'q, omadim kelmayapti deb yuraveradi keyin. Bundan ko'ra o'sha ota kasbingni qil. Oz bo'lsa ham sabr qil, qanoat qil. Ko'p topaman deb bir urinishda umr bo'yi to'la olmaydigan qarz bo'lib yurgandan ko'ra az bo'lsa ham bola chaqayni oldida qorning tog' ustun bo'l, uying bor, ibodatingni qilib turibsan, shuni qilib yur. Ana o'sha omad senga. Ko'p odamlarning holati shu. Tijorat bo'ladimi, qandaydir boshqa narsa bo'ladimi, bu ham o'z-o'zidan bo'laradigan narsa emas. Hozir tijorati ko'p yurishib turgan odamlarni qarasangiz, ota-bobolari tojirlar bo'ladi. Kichkinaligidan ko'rib eshitgan yoki shu ishni o'qishini o'qigan, o'qib shahodat olgan, tushunadi, hisob-kitobni o'rniga qo'yadi. Tijoratni qayerdan qana qilib qilishni biladi. Tijoratchi ham har qanday tijorat qila olmaydi. Misol uchun meva bilan tijorat qilgan odam gazmol sot desang eplay olmaydi. Juda nozik yerlari bor. Oddiy misollarni keltirsak, bittasi bir yerga borsa, mos sotyapti ekan. O'zini tanish odami juda qimmatga sotayotganimiz moshni. Yugurib kelibdi-da, bu ham palon yerga, uzoq joyga palonchi mosh olib borgan ekan, buni uncha foyda ko'ribdi. Deb u yoqdan qilibdi, bu yoqdan qilibdi, bu ham 5-10 qop moshni olib borsa, bozor to'la biz odamlar o'tirganimiz. Hamma bitta odamni ko'rib olib borgan, endi odamlar mosh olmayapti u yerning odami. Mana bu yil piyoz shunaqa bo'ldi. O'tgan yili piyoz qimmat bo'lgan, piyoz qimmat oldi, hamma ekib olgan piyozni. Ya bunga sal ilmiy yondashish kerak. Aholi qancha, piyozga ajratilgan yer qancha, xo'p, kartoshkaga qancha, bunday maslahatlashib, shu dehqonlar ham o'zlari bir, demak, odamlarni, bolalarini o'qitib, bozorni o'rgatib, ishni rejalashtirishni, o'rnatishni yo'lga qo'yish kerak. O'tgan yili piyoz pul olib deb, hammamiz piyoz ekamiz deb, hamma piyoz ekib olib, kartoshka yo'q, sabzi yo'q. Hamma uni piyoz bosib ko'chaga tashab chirib yotibdi hozir piyozlar. Bu ham kasbdagi xato. O'shilar hozir piyozining urug'ini pulini topa olmay qarz bo'lib qolib, xijolat bo'lib yuribdi. Qarasin buni axir. Tavakkaldan bo'lib bo'lmay ko'r-ko'rona harakat qilish mutlaqo mumkin emas. Bu bizning dinimizga to'g'ri kelmaydi. Xo'p, o'sha Alloh rizqini berib turibdimi? Ozmi, ko'pmi? Mana shu rizq berib turgan narsada sobit qadam bo'lish kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni o'zlarining hadislari bor. Agar Alloh subhanahu va taolo sizga bir sohada fath berib yo'l ochsa, o'shani mahkam tuting.
Mahkem tutun, hatta özü özgargınca ketavurun. Özüzce taşlap gitmeyin. Bir işini başladıyız, az mı köp mü fayda çıktı. Özüzge yetip durup da, aileyizge yetip durup da, bop durup da. Şunu mahkem işleyin. Resulullah'ın vasiyetleri şu. Talimatları şu. Bu bop durup diyor, palançıgınlıkından azlaman, ondan hem köp kılışım gerek. Degen yapma kımaslık gerek. Allah'a şükür şu yetip durup da, yine sadakatli bulaylık, inşallah yakışı buladı degen gel. Bunu kılıp, onu kılıp, özünü her tarafı uğursa, değil mi? Hali ki meşhur makar var, iki kemanın başını tutaman degen, iş çatavı buladı. Nafi radıyallahu anh'a itediler, ben Şam'a, Mısır'a ticaret yuvarladım. Cüda kub kayda çıkardı. Bir Irak'a mı yuvarayı, deyip yuvarladım, sermayemem çıkmadı. Olmadı. Anamız Ayşe radıyallahu anh'a aldılar, getirip anacan, ben Şam'a, Mısır'a ticaret yuvarladım, yakış payda kurardım. Irak'a mı yuvarsam, bana sermayemem çıkmayı durup da desem, balam, ben Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan eşitken ben, kim bir nerseden fayda tapsa şunu mahkem tutsun, başka yaka burulmasın de gelirler, deyip etkerler. Özünü toydurup durup da, Allah rızk verip durup düşündü. Özüge, ailesüge, etrafıge bop durup da, yani kayakı varadı. Şunu kılış gereği, ben o şey haliye amadım yok, bana onca harcayıp kaldım de gelirlerge, köprak, sartaraşlarge karayiler değil mi? Sartaraş, namazhan, dindar sartaraşlar nihayette yakşı adamlar buluşadı. Ana şu sartaraşlar, üstasının duasını agan buladı, köprü, sartaraşlar mahkem duruşadı bu meselede. Üstasının duasını agan, işige, kesbige ihlası var adamızın şunlar. Bir onu saçını alsa, sakalını alsa, arzımagan pul verilirdi, hak. Lekin şunların ailesi yan bud. Turmuşu yakşı. Ne mi gel? Kesbige ihlas kıl yaptı. Allah bergen rızkı kanık yaptı. Ne işte sartaraşı bilsem, ben şunlar, şuna kadar adamlardı. Doğru, bu kandaydır, nümaları vardır. Lekin ozu halal pak olsa. Dinini tutup, şu işini kısa, bol yaptı. Desem haligiler oylanı turup doğru deydi. Doğru olsa sizler ama şuna kılların. Özünüzü aslında otakas bizge kaydın. Özünüz kılıp yakışı bilgen hunariz varken şu hunarizi kılın. Başka yakı özünüzü vurup bir günde falanca tapamandı geliniz bilen iş bulmaydı. Bana başınızı çıkıp kaptı, özü yetip kaptı bu yağı. Değilen olan yapılar aydınladı. Bana şu halatlarını biz hemme mülahaza kılış gerek. Organış gerek. Bana ötken yılı İctimai Adablar degen kitap çıktı. O şunda kesb adabı degen alakıda bir bab var. Şunda en cennerse kegen. Adamlarımızın o şu nasıllarını organışları gerek. Yolga koyuşları gerek. Ana şunda her dakika amatsız men, palanman, pislanman deydiğen halatlar inşallah kemeyede. En asası nasıllardan biri haligi üstaz şagırtlik meselesi. Hemme kesbde üstaz şagırt bugün kadimde. Bugün, o şu şagirdler ustazının hürmet, ihtiramını cahibe koygen. O şeylerinin duasını alıp, özü yalgız iş başlayıp, bereket yapken. Hazır, buraya şagird düşüp, 2-3 mette, 2-3 ayda o münersene organ varsa, torunca ayda ben ketemenge düşüp kaladı. Ha? Hemen işle yapan ustaz bana özüden az pul veri yaptı. Onu önüge özüm bağırıp kısam, üstazınıkını yem özüm alamam, özümünkini yem özüm alamam deydi. Baradı, kıladı, hala organmagan narsası kendiken yoluna çıksa, raporasına çıksa tamam bilmeyi tura uğradı demek için. Az yine çidem yürgende üstaz bunu yem onu organ atıp koyardı. Onu kımaydı. Hani kesbinin özüge yaraşa adapları var, özüge yaraşa talepleri var. En asası ise haliye, halallik, paklik, buranı aldemezlik. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ''Man gashşene faleyse minna'' dediler. Kim bizi aldese bizlenmez. Hazır şu kasb kılıyorlar köpçülük aldıydı adamlarını. Aldıydı. O tacir mi? Usta mı?
yani başka kasb egasi mi şu aldashni turli yo'llarini qilishadi. Meva sotayotganlar aldashadi odamlarni. Uzumni bozorga olib chiqishdan oldin bir kun tayiga suv quyib qo'ysa butun suvni meva ichib oladi. Og'ir bo'ladi. Shuni aldam odamlarni olib borib sotishadi. Uzum 2 kundan keyin pirqi bo'lib qoladi, anaqa yumshoq. Haligi suvni qo'shib pul qilib olishadi. Lekin o'zlariga yuqmaydi. Shu darajagacha borganki odamlar hayvonlarni qo'ylarini mana bu poychasidan yorib, nasosman puflab shishirib oboradi bu. Bu yerni bog'lab qo'yadi. Alda u. Bu harom axir. Kasb egalari ham shu. Qilgan ishini metrini o'lchaydigan bo'lsa, uyni egasi bechora unaqa o'lchashni bilmaydi, aldashadi. Qo'shadi qancha narsani. Yolg'on gapiradi. Unaqa narsalar bo'lmas, o'shuning uchun baraka ko'tariladi. Shuning uchun noqulaylik tug'iladi. Mo'min musulmon odam rostgo'y bo'lib, halol pok, sidqidildan mehnat qilib ishlasa, Alloh baraka beradi, xayr beradi. Baraka shuki, u topgan puli million bo'lib noli ko'payishi emas, o'ziga yuqishi, oilasiga yuqishi, afiyati bo'lishi, o'zi sog', bola chaqasi sog'. Hamma yog'i joyida. Ko'p masu yegani ham bor, kiygani ham bor. Yetib turibdi. Bundan katta boylik yo'q. Harom harishini to'plab olgan. Molini hisoblab oxiriga yeta olmaydi. O'zi kasal. Bolasi chatoq, narkoman bo'lib qolgan. U bo'lgan, bu bo'lgan. Bu ham ko'z o'ngimizda turibdi. Bunga ham qarashimiz kerak. Ana halollik, poklik, rizq Allohdan ekaniga to'la iymon keltirib, Allohning amrini qilyapman deb halol rizq talab qilish, uni isrof qilmaslik, birovga xiyonat qilmaslik kabi rizq odoblarini agar biz yo'lga qo'yadigan bo'lsak, hamma yoq baraka bo'ladi deganimiz. Baraka bo'ladi deganimiz haliga ehtimol moli dunyosi toshib qo'ygani joy topolmaydigan darajada bo'lmasu, lekin o'ziga yuqadi, oilasiga yuqadi. Qarindosh urug'lariga yuqadi, o'zi sog'-salomat bo'ladi, ibodatini vaqtida qiladi, halol pok, hech narsadan xijolat bo'lmay, Allohning oldiga yorug' yuz bilan borishiga 100% ishonib kunini o'tkazadi. Mana shu haqiqatni biz bilib, shunga urinishimiz kerak. Ana shunda inshaalloh oramizda omadsizman deganlar yo'q bo'ladi. Haliginaqa bir-birini aldash yo'q bo'ladi. Hamma halol pok, go'zal va chiroyli yashab boradi. Allah subhanahu wa ta'ala barchalarimizni halol rizq bilan rizqlantirsin. Hammamizga kasb-karimizdan o'zi baraka bersin. Turlik omadsizliklardan, noto'g'ri holatlardan o'zi asrasin. Hammamizni topayotgan rizqimizni halol pok bo'lishi, o'zimizga, oila a'zolarimizga yuqishi, ibodatimizga xizmat qilishi, afiyatda bo'lib, Allohning ibodatida sobit qadam bo'lib bu dunyoyu oxiratni baxtiga sazovor bo'lishimizni Alloh subhanahu va taoloning o'zi ta'minotchisi bo'lsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahim. إِنَّ اللَّهَ
الْأَحْنَفِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Allah, biz aciz bandalarin, büyük Ramazan ayı keçelerden biri de, özüne üylerinden bir uy bulmuş üşbu bu mübarek mescidde, kelamini hatim kılarak, ondan sonra dua kabul buluşdan umudvar bulgan halimizde, özün emir kılganin de dua kılmaktamız, seni özün bu dualarını özün vaada kılganin de kabul eylegin. Allah hazır günü okurgen tilavatı, Kur'an sevabıdan ötken barca mu'munu mu'munatlarını bahremant eylegin. Xüsusen üşbu mescidini kurup ötkerler, onda ibadet kılıp ötkerler, onu kurgen, onda ibadet kılgenlerden ötkerlere, hammelerini uzun bahremant eylegin. Alarını gariki rahmet, şahisteyi cennet kılgen, kabirlerini münavver eylep, ahiretlerini abad kılgen. Özlerinin imanları, ibadetleri, amel-i salihlerini hemrah eyleb. Ularını yoklab kılayatken biz yar-ı dost mumun Müslümanlar, mumun Müslüman biraderlerini dualarını dergahinde kabul eyleb. Ahiretteki makamlarını yükselişe sebep çıkırgen. Allah kalgenlerini, berçelerini sah selamet dinçaman kılgen. Umut bilen, gündüzleri tutayatken rozalarımızda dergahinde kabul eyleb. Ahirette bu rozanı bizge şefaatçi buluşun nasip etken, keçeleri bedar bulup Kur'an hatim kılayatkenmiz, bu Kur'anlarımızını kabul eylegin ve Kur'an-ı Kerim'ni bu dünyada bizge hidayetçi, ahirette şefaatçi buluşunu nasip etken, Allah özünden yalvarıp sorayımız, biz aciz bendelerin, içlerimizde bimarlarımız var. Bimarlarımızın berçelerine şifayı kamul vergin, şifayı gaybi vergin, tez de tüzelip, avvargıdan hem yakşı halde bulup, özünü ibadetinde sabit kadem bulup barışlarını nasip etkin. Allah, içimizde başıga müşkür çükürlerimiz var. Onların müşkürlerini özün asan eylegin. Musafırı barlarımız var. Onların musafırını hazır eylegin. Hacetmenlerimiz var. Onların hacetini rava eylegin. Karızdarlarımız var. Onların karzını uzuşta özün yardımcı bulgin. Allah farzand taraflarımız var. Onlara koşa koşa farzandlarını bergin. Farzandlarını sağ salamat kollarına alıp gözleri kuvançka turuşunu nasip etken. Allah ilim taraftaki yaş farzandlarımız var. Onların hammalarını, zihinlerini, ötkür hafızalarını bekuvat kılıp, ilmi ledun, ilmi Rabbani bergin. Alim, mutakassisler bulup, elimiz, yurtumuz, halkımızga ulu hizmetlerini eda etedigen farzandlar buluşunu nasip etken. Allah kasbikardagi azizlarini barchalarini kasbikorlariga o'zing baraka bergan. O'zingni halol pok rizqing bilan rizqlanish uchun halol kasb qilishlarini nasib etgan. Kasb odoblariga rioya qilib, Parvardigora topgan rizqlari barakotli bo'lishini, o'zlariga yuqishini, oilalari bilan farovon turmushga sababchi bo'lishini, o'zingni ibodatingda sobit qadam bo'lishga sababchi bo'lishini nasib etgan. Parvardigora rizq yo'lida o'zing adashtirmagin, harom xarishlardan o'zing saqlagin. Parvardigora kasbkordagidan barchalarini omadini bergin, ishlarini rivojini bergin. Parvardigora topkanlarini o'zlariga buyurgin. O'zlarini bu dunyodagi hayotlariga, oxiratlariga manfaatli bo'ladigan rizqlardan bo'lishini nasib etgin. Aldamchilik, dangasalik o'zingni ta'limotingni kasb bo'yicha bo'ladigan ishlarida noto'g'riliklarga tushishimizdan o'zing asragin. Parvardigora, o'zingdan yolborib so'raymiz. Barcha bu yerda qo'l ko'tarib duo qilib turgan azizlarni, oila a'zolari, qavmi qarindosh, yor do'st birodarlari bilan sog'-salomat, tinch omon qilgin. Turli balo ofatlardan, xavfu xatarlardan o'zing asragin. Umrlariga, rizqlariga, kasblariga baraka bergin. Yanagi Ramazonlarga sog-salomat, tinch omon kelishlarini nasib etgin. Alloh bu Fath masjidini ta'miriga hissa qo'shgan azizlarimizni barchalarini qilgan xizmatlari, sarf xarajatlari, himmatlari hammasiga ajr savoblarini ko'paytirib bergin. Bu azizlarimiz
o'zingizning uylaringdan bir uyni obod qilishga urinibdilar. Parvardigorlar bularni hammalariga jannatdan qasrlarni qurib bergan. Ta'mir ishida ishtirok etgan kishilarni hammalarini hunari bilan, puli bilan, tashkilotchiligi bilan, boshqa yordamlari bilan ishtirok etganlarni hammalariga ajrlarini, savoblarini ko'paytirib bergan. Himmatlariga himmat qo'shgin, g'ayratlariga g'ayrat qo'shgin. O'zingni bayting uchun qilgan xizmatlari uchun bu umrlarini ham barakotli bo'lishini nasib etgin. Bu azizlarimizga o'xshagan himmatli bandalaringni o'zingni uylaringda xizmat qilishlari yana bardavom bo'lishini nasib etgin. Alloh o'zingdan yolvorib so'raymiz. Eli yurtni tinchamon qilgin. Aziz vatanimizni jannat makon qilgin. Xalqimizni o'zingni roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin. Parvardigor, bu masjidni tutib turgan muhtaram imom domlamiz, u kishini noiblari, mutavallilari, masjid hay'ati a'zolari, masjidni barcha qavmi, mahalla ko'y, hammalarini bu din xizmatiga qilayotgan ishlariga ajr savoblarini ko'paytirib bergan. Dinining xizmatiga kirgan xizmatlari uchun Parvardigora ularni umrlariga, rizqlariga baraka bergan. Doimo shunday go'zal xizmatlarni qilib borishlarida o'zing yordamchi bo'lgan. Muhtaram domlamiz, o'zingni kalomingni xalqimizga xatimda harf-maharf go'zal tarzda o'qib eshittirmoqdalar. Parvardigora bu kishini zehnlarini yana ham o'tkir qilgan, hafizalarini yana ham baquvvat qilgan. Kalomingni nurini el yurt ichida doimiy ravishda taranib borishida xizmat qilishlarida o'zing yordamchi bo'lgan. Alloh bu kishini tug'ib katta qilgan ota-onalari, o'qitib qori qilgan ustozlariga izzat tojini kiygizgan. Bu kishiga o'xshagan qorilarimizni sonlari, sifatlarini yana ham ziyoda qilgan. Qur'onga bo'layotgan xizmatlarini barakotli bo'lishini nasib etgan. Bu kishining gaplarini xalqimizga em qilgan, xalqimizning muhabbatini bu kishiga qaratgan. Parvardigora doimo mana shunday xatmlarda qayta-qayta uchrashib borishimizni nasib etgan. Alloh duo qabul bo'ladigan makonda, duo qabul bo'ladigan zamonda, duosi qabul bo'lishi umidvor bo'lgan jamoatda turib duo qilmoqdamiz. Hozir qo'l uzatib duo qilib turgan bandalaringni o'zingdan so'ramoqchi bo'lgan so'rovlari bor, so'rovlaridan afzalini bergin. Tilamoqchi bo'lgan tilaklari bor, tilaklaridan yaxshisini bergin. Qilmoqchi bo'lgan duolari bor, duolaridan a'losini bergin. Parvardigora Ramazonning hurmatidan elimiz, yurtimiz, xalqimiz boshidan o'zingni rahmatingni yog'dirgin, marhamatingni yog'dirgin, tinchlikni, omonlikni bergin. Dinimizni yaxshi o'rganib, ma'rifatli bo'lib, dinga amal qilib, bu dunyoyu oxiratni baxtiga, saodatiga sazovor bo'ladigan bandalardan bo'lishimizni nasib etgin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.